Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Poco X6 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Başlıkta da gördüğünüz gibi artık Poco serisi HyperOS ile birlikte gelecek arkadaşlar. Ya kendime hayret ediyorum. Niye? Şimdi X6 Pro diyorsun. Tamam işte hani Poco diyorsun ama heyecanlanıyorum ben arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max çıkıyor. S24 Ultra çıkıyor. Heyecanlanıyoruz ama Poco'nun yeri bende bir ayrı. Bilmiyorum nedendir. Herhalde X3 Pro'dan beri öyle. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ama bu video gerçekten bir beğeni patlaması gelsin artık arkadaşlar. Normalde Alihan hiç böyle beğeni istemem biliyor musun? Evet biliyorum. Gerçekten. Siz anladınız o işareti. Arkadaşlar 18 yıllık SDN bıçağıyla telefona şöyle girişeceğim. Evet, kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. 67 wattlık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor ve 5000 mAh bataryayı yaklaşık bir 40-45 dakikada doldurabiliyor. Yine USB-A'dan sanırım. Evet öyle olması lazım. Şurada gördüm. USB-A'dan tip A'ya bir kablomuz çıkıyor. Artık şunu da Type-C yapın. Sevgili Xiaomi. Ey Xiaomi. Yap şunu. Yine güzel ama yani kablo şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında ne çıkıyor? Tabii ki de bir kılıfımız çıkıyor. Bakalım yeni bir kılıf mı? Evet. Xiaomi 14 serisinde olduğu gibi artık bu silikon kılıfı da görebiliyoruz. Bence oldukça güzel bir kılıf arkadaşlar. Şimdi telefona takacağım. Şimdi Crystal Res 120 Hz'lik bir ekran, AMOLED bir ekran, 64 megapiksel ana kamera, 5000 mAh batarya ve MediaTek Dimensity 8300 Ultra çıkardım. Vay, arka tarafı şöyle vegan derimsi bir yapı. Hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor, bilginiz olsun. Ve kamera tarafına geldiğimiz zaman burada dalgalı bir yapıyı görebiliyoruz. Önceki nesile baktığımız zaman sadece şuradan bir çizik vardı. Burada dörtlü kamera sistemini görebiliyoruz. Hemen güç butonuna seri bir şekilde basıyorum. Bakalım fabrika çıkışlı jelatinimiz de var mı? Xiaomi, varsın bu masada. Varsın. Poco X6 Pro canlı kanlı karşımızda ve HyperOS ara birimi bu cihazın içerisinde var arkadaşlar. Tabii ki de Android 14 destekli, bilginiz olsun. Şimdi kılıfı taktım. Bence kılıfla da gayet tatlı duruyor. HyperOS Poco telefonlarda nasıl çalışacak bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde telefonu kuracağım. Daha sonrasında birlikteyiz. Evet, şu anda HyperOS'in kurulumu tamamlandı. Poco X6 Pro ile başla dedik ve şu anda sistem arayüzü bizleri karşıladı. Klasik bildiğiniz gibi Poco'nun kendi arayüzü. Bu arada parmak izini ekledim. Hemen sizlerle birlikte testini şöyle yapıyorum. Gayet hızlı açılıyor. Tam basalım. Bir kez daha basıyoruz ve hızlı bir şekilde açıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle sizleri beyaz bir ekrana alacağım. Çünkü Poco X5 Pro'ya göre ciddi iyileştirmeler var. Mesela ekran kası oranına baktığımız zaman %90,1 olarak bizleri karşılıyor. Poco X5 Pro'da yanlış hatırlamıyorsam %87 idi. Buradaki ekran 120 Hz destekli, Dolby Vision teknolojisi var ve ekran 1800 nitlik parlaklığa da ulaşabiliyor. Ve ekrandaki çözünürlüğümüz de artmış durumda arkadaşlar. 1220'ye 2712 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Hemen gelelim ekran tarafına, bakalım burada kaç Hz'lik bir tazeleme hızımız var. Hemen özel diyorum. Ya ben 120 zannetmiştim. Vallahi ekran gayet akıcı ya. Gerçekten güzel bir ekran var. İşlemcisi iyi, kamerası da güzel. Şimdi bildirim panelini şöyle bir indiriyorum. Aynen, değişmiş bu arada. Normalde Poco telefonlarda bu şekilde değildi. Zaten siz bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. HyperOS MIUI olarak bunları değiştirebilmek mümkün. Şimdi gelelim tasarım farklılıklarına. Poco X5 Pro'dan daha ağır ve daha kalın bir cihazı şu an burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kalınlık kısmına bakalım. 8.3 milimlik bir kalınlığımız var. Poco
Poco X5 Pro 7.9 milimdi. 186 gramlık da bir ağırlığımız var. X5 Pro 181 gramdı, bilginiz olsun. Ön taraf Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor ve sıkı durun, bu telefonun içerisinde UFS 4.0 teknolojisi var, Bluetooth 5.4 var, NFC var, Wi-Fi 6 var, 5G destekli bir telefon. Daha ne olsun derseniz arkadaşlar, gelin kamera kısmına bir değinelim. 64 megapiksel değerinde bir ana kameramız var arkadaşlar. Hemen ön kamera 4K çekiyor mu ona bakıyorum. 720, 1080, Allah. Yapmayacaktın bunu Şami. Yani her şeyi koyuyorsun, eyvallah. Ekran çok güzel, tasarım çok iyi. Ön kamerayı da bir 4K yap ya. Şimdi geldik ön kameraya. Bildiğiniz gibi Full HD 60 fps çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi yine karanlık bir ortama gireceğim. Anıl abi burada. Anıl abi. Merhaba. Kolay gelsin. Sana da. Işığı kapatıyorum. Korkmazsın değil mi abi? Bakacağız. Yapmamış. Olsun. Hemen geliyoruz ana kameraya. Hiç merak etmeyin. Ana kameramız 4K 30 fps videolar çekebiliyor arkadaşlar. Ana kamera yine 64 megapiksel destekli. İkinci kameramız ultra geniş açılı bir kamera ve 8 megapiksel değerinde. İkinci kameramız da makro arkadaşlar. Makro çekimler yapabiliyorsunuz. Şimdi telefonun biraz da batarya kısmına değinmek istiyorum. Çünkü 5000 mAh bir batarya var. Kutudan çıkan hızlı şarj adaptörüyle hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Özellikle Poco X5 Pro'ya göre iyileştirmeler hayliyle fazla. Siz bu telefonu aldığınız zaman kasma donma yaşamıyorsunuz. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Ya Samet, kutudan çıkardın, daha ne biliyorsun ki der gibisiniz ama arkadaşlar, HyperOS'i kullandım. Bu işlemciyi biliyorum ve içerisinde bulunan donanımlar sayesinde kasma donma yaşamayacağınızı belirtmek istiyorum. Ha bu arada şu da var. Şimdi Legion, yani Xiaomi'nin CEO'su HyperOS'i çıkardıktan sonra HyperOS bu telefona geldi. Aradan 3-4 sene geçti. Bu telefonlarını unutmayacağının bir bilgisini verdi. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Bakalım HyperOS sonumuz hayrola. Tasarım konusunda belki bir soru işaretimiz olabilir ama ben tasarımını da çok beğendim ki farklı renkler de yine Poco X6 Pro ile birlikte geliyor. HyperOS sadece X6 Pro'da var. X6'nın düz modelinde yok, bilmenizi istiyorum. Diğer detaylara baktığımız zaman buradaki ekranda 68 milyarlık renk desteği var arkadaşlar. Çift sim kart desteğini beraberinde getiriyor ve IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da var. Bir önceki modelde IP53'tü ve ön tarafa baktığımız zaman bir adet delik çentiğimiz var. Hemen şöyle bir kameraya hızlıca bir girelim arkadaşlar. Şu anda 4K 30 fps bir video çekiyorum. Benim masanın dağınıklığı bu şekilde. Poco X6 Pro zaten burada. Şimdi biraz böyle yakınlaştırma yaptığımız zaman netlik gayet iyi. Şöyle geldiğimiz zaman güzel bir şekilde netleyebiliyor. Alihan'a biraz yakınlaşalım. Nasılsın Alihan? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Bu şekilde çalışıyorum. Şöyle bir kapak hazırlıyorum. Aa, eline sağlık. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar ofisteyiz. Bu videoyu akşam çektim. Hızlıca servis ediyorum. Yani gün ışığı yok, bilginiz olsun. Biraz böyle ışıkları kapatalım. Bu şekilde bir karanlık var. Çok az bir ışık buraya. Yani şuranın ışığı vuruyor buraya, bilginiz olsun. Bakalım şöyle karanlıktaki ortam nasıl. Grenler var. 4K 60 fps olsa da aynı ama videoda da sarsıntı yok bu arada. Bakın oldukça smooth bir şekilde. Mesela yürüme hızım bu şekilde. Ama gayet iyi bir şekilde gözüküyor. Biraz daha zoom yapalım şöyle. Gayet iyi bence. Buradaki kameramız 16 megapiksel değerinde. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Çekmiş olduğum fotoğrafları zaten şu anda ekranda gördünüz. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Ya Samet, çok fazla derinlemesine girmedim bu telefona. Neden diye soracak olursanız, Şifteletnet YouTube kanalında Poco X6 Pro'yu ve X6'yı derinlemesine zaten inceledim arkadaşlar. Bu bir kutu açılış videosuydu. Oyun performans sesi yine Yeşil Robot kanalında olacak. Kutu açılış videosunda sizlere ilk böyle heyecanımı aktarmak istedim. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bence orta segmente, hatta orta üst segmente damgasını vuracak bir telefonu kutusundan çıkarttık. Bilmiyorum, yorumlar sizde artık. Ben bugünlük vaktimi doldurdum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz.